Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda söz verdiğimiz gibi Dooji S60'ın sağlamlık testiyle karşınızdayız. Sakin Çağdaş. Arkadaşlar ürün incelemesini şuralarda bir yerde bir link var, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi gelin sağlamlık testimize geçelim. Arkadaşlar öncelikle telefonu Cat S60'da olduğu gibi bir buzluğa atacağız. -25 derece. Telefonun böyle bir iddiası yok ama ola ki siz alırsınız, buzluğa falan gider telefon, bakalım ne olacak. Aynen. Cat S60'tan hatırladığımız gibi buzluğumuz -25 derecedeydi. 10 dakika bekleteceğiz kendisini içeride. Başlatıyorum. Başlat abi. Ekmeklerimiz de var arkadaşlar. Arada bir yiyoruz onları. Haydi telefon, görüşürüz. Evet arkadaşlar 10 dakikamız doldu. Bakalım telefon hala çalışıyor mu? O 11 dakika olmuş Çağdaş. Evet. Of, telefon buz gibi olmuş ya, tut bak. Evet bayağı soğuk. Nemden arındıralım. Şöyle parmak izi çalışıyor mu diye bir deneyelim bakalım. Açıldı. İkinci de açıldı. Ama o nemden de olabilir abi. Aynen öyle. Şöyle bir fonksiyonlarına bakalım. Herhangi bir sorun var mı? Dokumatiğine bir problem var mı? Yok. Bir de son olarak kamerayı açalım. Bir karıncalanma, buğulanmalar. Çok hafiften de olsa ama öyle büyük bir problem yok. Webtekno açık halk plajına tekrar geldik sağlamlık testimiz için. Telefonu atacağız. Telefonun iddiası şudur ki IP68 sertifikası var. Google Play Store silindi, nasıl geri yüklenir? Kim aradı lan bana? İyi, başka bir şey çıkmadı Çağdaş. Su altında kullanma diye bir şey yok. Bakalım parmak izi çalışıyor. Yok, dokunmatik de çalışmıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Dokunmatiğe basıyorum. Çalışmadı. Kurulayalım şöyle bir. Tekrar dokunuyorum. Açtı. Evet, düzeldi. Buzda bir sıkıntı oldu dokunmatiği. Sudan sonra da iyice artık keklemeye başladı ama diyebiliriz. Adamların da zaten böyle buzla ilgili bir iddiası yok arkadaşlar. Yoktu, bence geçti su testinden. Bir sıkıntı yok. Şu an öyle görünüyor. Yani. O zaman gelin sıradaki teste. Şöyle ufak bir is oldu. Bir de arka tarafa bakalım. Aha, poşet gibi eridi ha. Valla şuralar plastikmiş ya Çağdaş. Bize alüminyum kaktırdılar telefonu valla. Arkadaşlar sıradaki testimiz çizme testi. O pitipi. Ha, bundan başlayalım. Milli tamam. Bıçağımız. Şöyle bir ekrana girelim. Bayağı da sert girişiyorum. Evet, görünürde herhangi bir çizik yok. Ha, SOS verdi. Telefon imdat dedi arkadaşlar. Bu bıçakta fayda etmedi. Düz tornaviderle yapalım. Şöyle sivri tarafıyla bayağı ciddi bastırıyorum. Yani kılcal çizikler vardır muhtemelen. Oluşmuştur illaki, bayağı bastırdık ama kamerada bile gözükmüyor. Biz çıplak gözle zor görüyoruz arkadaşlar. Bence başarılı. Bir de arkayı deneyelim. Döner gibi kessene yani yap. Yaprak döner mi? Aynen. Cağ kebabı gibi maşallah. Çiziyorum boydan boya. Çiz abi. Bıçakla çizilmesi birazcık normal arkadaşlar. Bakalım anahtarla ne olacak? Arka kapak Mortingen Strasse. Parmak izi çalışıyor mu? Bakalım. Parmak izi artık titremiyor bile. Aslında iyi bir noktaya değinmiş olduk. Parmak izinin üzerinde anahtarla çizik yapmış olabilirsiniz. Ve o saatten sonra da çalışmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışsa bile tekliyor ama bizim şu an hiç çalışmadı. Yani çizilme testinden bence telefon başarısız geçti. Ne diyorsun? Başarısız geçti ne abi? Başarısız kaldı, sınıfta kaldı. Büktün lan. Telefon milim oynamıyor Çağdaş. O bükülen benim ellerim. Bütün kuvvetimi kullandım arkadaşlar. Telefon gördüğünüz gibi hala dümdüz benim eller ama artık çok yani iş yapmıyor. Şöyle daha sesi duyuyor musun? Sağlam sağlam. İçi boş değil. İçi boş değil aynen. Güzel. Önceliğimiz cep hizası. Şöyle cam üstü bırakalım. Evet, tam da beklediğimiz gibi telefonda hiçbir şey yok arkadaşlar. Dokunmatiği hala çalışmıyor. Belki düşünce düzelir dedik ama olmadı. Şu an telefonumuz sağlam. Bırakıyorum kulak hizamdan. Oho! Yazıklar olsun hiç sana. Hiç beklemiyordum abi. Şok oldum. Yazıklar olsun sana. Telefon çalışıyor ama banana. Elini fazla sürme abi de kanamasın elin. Kanasın be Çağdaş. Bırak yalan kanasın. Abi olmadı bu ya. Olmadı bu. Bir dakika bakalım, belki dokunmatiği kendine gelmiş. Yok, dokunmatik hala çalışmıyor. Bu gerçekten sağlamlık testlerinin ne işe yaradığını şu an çok iyi görüyoruz. Aynen öyle. Hakikaten... Ya bizim amacımız şuydu, hani kulak hizasından da bir şey olmaz, sonra bir daha yüksek bir yerden atmakta ama gerek yok şu an. Gerek kalmadı. Gerek kalmadı arkadaşlar. Sen bunu hak ettin oğlum, sen bunu hak ettin. Gel buraya, yürüyün, finale koşun. Evet arkadaşlar, aksiyona hazırız. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık. Hatta tüpümüz de burada. Sahne senin kardeşim, buyur. Öf, çok kötü koktu be. Evet, kapağı açılmış lazımsa. O bayağı sert ha. Sakin. Çağdaş sakin. Onu çevir. Doydun mu? Aha, ne oluyor lan? Telefon bize işaret verdi. Yeter Çağdaş. Çağdaş eline sağlık. Arkadaşlar yorucu bir iş, evde denemeyin. Ben de ince işçiliğini yapıyorum. Sen de aynen, Lütfi de şu an mühürlüyor eti. Bu bana bir şeyi hatırlattı Çağdaş. Su eti. Tabii ki de arkadaşlar evde denemeyin, burada ciddi güvenlik önlemleri alındı. Bizim aldığımız önlemi de söyleyeceğim arkadaşlar. Telefon bataryası şurada. Gördüğünüz gibi muhteşem bir işçilik, artık kaçıncı sağlamlık testimizse. Kusursuz bir bataryaya dokundurmadan çizdik. Çağdaş bunun diğer parçası nerede? Ben bunu soyuyorum ince ince ya. Ben de bunu soydum, yemin ederim buz gibi açıldı. Çağdaş sen inceden bataryaya göz kırpmışsın gibi ya sanki. Batarya biraz şişmiş. Şişmiş mi lan? Batarya şişmiş aga. Piston aşağı düştü, kaç? Piston aşağı düştü, bir dakika. İçinden paket lastiği çıktı. Çift kat batarya görüyorum ben. Aynen öyle, 2 tane batarya var, o yüzden bu 5000 bilmem kaç miliamper. Ve böylece arkadaşlar bir sağlamlık testinde sonuna gelmiş olduk. Zaten sağlamlık testindeki amacımız sizlere bunu gösterebilmekti. Kulak hizasından düşünce telefon cortladı, demek ki KTS 60 kadar sağlam değilmiş. Buradan bunu görmüş olduk. Telefonun heybetine kapılmayın çünkü ilk kırılmayı kulak hizasında yaşadı. Aynen öyle. Demek ki sağlam bir cihaz bence değil. Çağdaş da bugün videoda bayağı üzerilik yaptı, bilenler bilir arkadaşlar. Helal olsun. Her türlü soruyu aşağıya bizlere yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca videomuza like atmayı unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.